Dostum, eğer videolarımı seviyorsan ve bana herhangi bir şekilde destek olmak istiyorsan abone olabilirsin. Eğer zaten aboneysen de videoya bir beğeni atabilir ve yorum bırakabilirsin. Beğenileriniz ve yorumlarınız sayesinde videolarımız daha çok insana ulaşıyor. Şimdiden teşekkürler, seviliyorsun dostum. Selamlar dostlarım, selamlar. Bugün sizinle Coldman sunucusundaki bazı efsanelerin tier listini yani bir tık güç sıralaması gibi düşünebilirsiniz. Güç sıralamasını yapacağız. Yani genel olarak savaştaki kabiliyetleri tam olarak savaşta da değil, sunucudaki kabiliyetlerinden yola çıkarak bir sıralama yapacağız. Biliyorum neden bütün efsaneler yok diyorsunuz. 10 tane efsane buldum. Bu 10 efsanenin neden 10 tane var? Çünkü hani böyle daha çok benim bildiğim efsaneler, daha çok böyle hani sıralay sıralayabileceğim efsanelerden seçmeye çalıştım. Bu yüzden 10 tane var. Yani kaldıramayacağım, taşın altına girmek istemedim bir tık ve hani yapabileceğim efsaneleri e, koymaya karar verdim. Bu listeyi büyük ihtimalle tiermaker.com'da arayarak bulabilirsiniz. Zaten e, mcg falan diye de yazıyor başlıkta. Benim e, tier listim olduğunu anlarsanız. Kendi istediğiniz şekilde de sıralayabilirsiniz. Lütfen dostlar yorumlarda saygılı bir şekilde lütfen e, kendi sıralamanızı yazınız. Yani öyle olur mu? Sen aptal mısın? Salak mısın? Bilmem ne yazarsanız zaten banlanırsınız. Fakat yazmayın dediğim gibi. Hani o tarz şeyler yazanlar direktman banlanır. Haberiniz olsun. Hani hakaret içerikli. Hakaret içermese bile lütfen saygılı bir şekilde kendi listenizi yazın. Bu benim şahsi listem. Yani efsaneler hakkında buradaki agaların e, bir kısmının videosunu çekmiş oldum. Yani Fallen'ı çektik, Shadow Ancient'ı çektik. Miskeli Primordial 5 videosunda bir değinmiştik ilk başta. Daha boralı gözükmeden. Dobby 1545'in de bir videosu var. DRMC'nin kendi videosu çok eski bir videosu var. Onun yenisini yapmak lazım. Bini yok. Koların var. Immortal Surgeon'ın var. Yani bir şeyler biliyorum gibi <laughs> düşünüyorum yani hani sonuçta kanalın adı MC Gizemleri ve efsaneler hakkında bazı bilgilerim var dostlar. Şimdi bir şöyle biraz karıştırmak istiyorum. Geldik. Aha. Pek çoğunuzun sevmediği bir karakter. TRMC. Nefret ediyorsunuz. Küfür ediyorsunuz. Sakaret ediyorsunuz. Fakat hakkını da vermek lazım. Ne kadar böyle mesela Bob ile dövüşse Bobby onu çok rahat bir şekilde dövebilir. Ne bileyim ne kadar böyle Miskerle dövüşse çok rahat bir şekilde dövebilir. Immortal Surgeon param pinçik edebilir fakat zeka konusunda yok ki burada bir tane efsane ona karşı çıksın. O kadar zeki, o kadar kurnaz, o kadar fitne fesat böyle insanları efsaneleri manipüle edebilen bir efsane ki bu. Yani aklınız şaşar dostlar. Zaten hepiniz biliyorsunuz. Anlatmama çok fazla gerek yok. O kadar uzatmama gerek yok. Çok zeki bir efsane, çok kurnaz bir efsane herhangi bir efsaneyi manipüle edebilecek bir efsane. Gitsin Kodmen'i bile kandırır. Bakın kodman gibi zeki bir efsane bile kandırabilecek bir efsane. Ben o kadar. Yani o öyle bir potansiyeli var. Çok yüksek IQ'lu bir efsane. O yüzden bu efsaneyi şimdilik bir B'nin başına bir koyalım. Tamam mı? Burada C'ye e, çok kötü olmayacak C'deki efsaneler. Hani burada çok berbat bir efsane yok çünkü. Ama gene buradakilerin en düşüğünde olacak C. S'de en iyiler olacak. Bu arada şöyle bir şey de diyeyim. B'nin en başındaki efsane B'nin en güçlü efsanesi olacak. Böyle ne kadar B'den uzaklaşırsa o kadar güçsüzleşecek. Haberiniz olsun. Ve geldik birçoğunuzun favori efsanesi Bobby 1545'e. Onu neden sevdiğinizi biliyorum. Gerek tatlı geliyor, gerek, gerek böyle bir küçük bir kardeş gibi geliyor olabilir size. Fakat güçleri de oldukça iyi. Gerek böyle insanlara havaya uçurması, yıldırım çarptırması, toprak kolları varken toprak kollarıyla mucizeler yaratması, duvar örüyor, başkalarını toprak yapıyor, toprak klonlar çıkartıyor. Saymakla bitmez güçleri. Ve bunun yanında bir tane daha gücü var ki aşırı derecede güçlü kod bilgisi. Yani bir gün ortaya çıkıyor ve diyor ki benim şöyle bir gücüm var artık ve gerçekten öyle bir gücü oluyor. Fakat bir eksisi var. TRMC ile aslında böyle bir zıt olduğunu düşünebilirsiniz bu eksisi yüzünden. Dostlar açıkça konuşmak gerekirse pek zeki bir efsane değil. Yani kandırılması bir tık kolay. Zaman içerisinde bölümlerde pek çok kez kandırıldı. Ne kadar güçlü olursa olsun, yani gerçekten bir tık saf bir karakter dostlar. Şimdi gerçekten şey yapmayacağım. Ee, Bobby'yi çok seviyorum diye onu ayrı bir yere koymayacağım. Saf bir karakter şimdi objektif bakacak olursak. Dediğim gibi eğer bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz bu liste hakkında. Şöyle şurası şöyle olsa daha iyi olurdu diye sadece saygı çerçevesinde yazın. Yani bu listeyi yapmak benim için bir tık e, şu anda sıkıntılı çünkü gelecek yorumları ta tahmin edebiliyorum. Bir tık hakaret içerikli olabilir o yüzden banlanmamak için lütfen küfretmeyin. Yani maalesef dostlar dediğim gibi bu arkadaş çok yüksek IQ'lu bir arkadaş değil TRMC gibi. Fakat oldukça güçlü bir, e, pek çok gücü var ve ortalama ve üzeri güçleri var. O yüzden şimdilik A'ya koyacağım. Yani TRMC'den kesinlikle daha güçlü. Çok zeki olmasa da çok aptal da değil ama oldukça güçlü güçleri var. Miskel'e gelecek olursak. Miskel'in de oldukça güçlü büyülü yetenekleri var. İllüzyon, delirtme vesaire falan filan diyebilirsiniz. Büyülü yetenekler diye ben bunları bir kategoriye alıyorum. Yani Miskel e, Primordial 5 içinde böyle birebir kombatta yani birebir dövüşte ne bileyim böyle bir Elharcos ya da Raksan ya da Okazor kadar böyle hani yumruk yumruğa dövüşte çok güçlü olmasa da büyüleri oldukça güçlü. Yani ve oldukça farklı bir karakter. Mesela gidip Bobby'yi delirtebilir. Gidip TRMC'yi delirtebilir mi emin değilim. TRMC dediğim gibi çok zeki bir karakter. Fakat delirtebilir, illüzyon gördürtebilir. O yüzden oldukça güçlü bir karakter. O yüzden şimdilik mis gibi bir A'ya koyalım. Yani Bobby'den güçsüz yetenekleri konusunda. Bobby onu bence alabilir, dövebilir. Yani tam olarak VS gibi bakmıyorum ben bu sıralamaya. Genel güç ve zeka sıralaması olarak bakıyorum. Fakat yani A'ya koyabileceğimi düşünüyorum. Şimdilik C'ye koyacağımız bir karakter görmedim. Geldik tartışmalara yol açacak bir efsane ya da. Immortal Surgeon and Necromancer. Bazılarınız Immortal diyor. Bazılarınız Immor bile diyor. Bazılarınız Necromancer olarak biliyor. Şimdi bu karakter aslında çok 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 güçlü bir karakter. Bobby ile gece yarısı Minecraft'ta hava karanlıkken savaşırsa Bobby'yi yüzde yüz dövebilir. Bakın bunun herhangi bir nasıl diyeyim size dövemez veya savaşırlar alır falan böyle kapışma bir şey yok. Savaş 10 saniye sürer ve Immortal Surgeon Dobby'yi paramparça eder dostlar. Gece yarısı böyle yumruk yumruğa dövüşürlerse. Aynı şekilde Miskel de aynı şekilde TRMC'ydi. Yani <laughs> normal vuruş olarak yani kas gücü olarak en güçlü efsane dostlar Immortal Surgeon ve Necromancer. Fakat çok büyük aşırı derecede büyük bir eksisi var. Hem aşırı derecede IQ'su düşük bir karakter. Çünkü iki kelimeyi yan yana bile getiremiyor normal şartlarda aynı tıpkı bebek gibi konuşuyor ya da hafızasını kaybetmiş biri gibi konuşuyor. İki kelimeyi zar zor yan yana getiriyor bazen. Ve gündüzleri hareket edemiyor. Yani eğer sadece bakın gene iki kelimeyi yan yana getiremese ve gündüzleri hareket edebilse ve bu kadar güçlü olsa bu karakteri direkt ese atarım. Fakat gündüzleri hareket edememesi bu efsaneyi çoğu konuda işe yaramaz kılıyor. Eğer gece onun evrende gitmezseniz ve saklanırsanız vesaire. Yani aşırı derecede kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz. Aynı şekilde bununla karşılaşırsanız immortal ya da necromancer ne derseniz deyin. Etrafa böyle meşale koyarak onu belli bir yerden uzaklaştırabilirsiniz. Ya da bir yere meşale koyarsınız. O ona bakarken kaçarsınız. Yaprakların arkasına saklanırsınız. Yani keşke biraz daha zeki bir karakter olsaydı. Hani gündüz de hareket edemesin tamam mı gene? Ama keşke biraz daha zeki bir karakter olsaydı. Bebek gibi olmasaydı. O yüzden bu karakteri maalesef B'ye koyacağım dostlar. Yani o kadar büyük bir eksik ki gerçekten. Gece hareket edem yani gündüz hareket edememek. Yani gerçekten çok büyük bir eksik. En azından zeki fan olsaydı yani. Neyse tamam. Hayıflanmayı bırakıyorum ve sonraki efsanemize geçiyorum. Sonraki efsanemiz. Pek çoğunuzun hikayesini merak ettiği. Abi ne olur videosunu at vesaire dedi ama hakkında neredeyse hiçbir bilginin internette olmadığı bir karakter. Eğer dostlar YouTube'da fanot kim vesaire gerçek kimliği falan diye video görürseniz bir tık inanmasanız iyi olur. Şimdiden söyleyeyim. Çünkü fanat hakkında maalesef ki Creepypasta forumu dahil pek bir bilgi yok internette. Fakat videolarda gördüğümüz kadarıyla silah kullanma konusunda ve birebir bir vs bir dövüşle de aşırı derecede güçlü bir efsane dostlar. Yani bu efsane Necromancer veya Bobby gibi IQ'su düşük. Yani düşük zekalı bir karakter de değil. Çünkü strateji kuruyor. Saldıracağı zamanı iyi seçiyor. Taktik de kuruyor. Yani silah kullanma becerisi balta fırlatıyor. Balta dediğim orak bir şeyler fırlatıyor. iki tane ora var. Ve onları aşırı derecede sağlam kullanıyor. Ve bu efsaneyi ben bu yüzden ese bir şimdilik koyacağım. Çünkü dediğim gibi. Yani Bobby ile kapışsa büyük ihtimalle Bobby'yi alabilir gibi geliyor bakın bana. Şimdi ne derseniz bilmiyorum. Miskel onun kafasını karıştırıp bir şekilde kaçabilir fakat bu onu yendiği konu, e, yendiğini göstermez. Bobby de mesela örs düşürür bir şeyler yapar halledebilir bir şekilde fakat kaçınılmazı geciktirir dostlar. Çok sağlam çok zor ölüyor ve karşısındakinin resmen parampinçlik ediyor yani bu efsane. Dediğim gibi listeye katılmayabilirsiniz bunu saygılı bir şekilde yorumlarda belirtebilirsiniz. Sıkıntı yok fakat küfür veya hakaret ederseniz banlanırsınız haberiniz olsun. Şimdi kollara geldik. Kollar. Bobby gibi pek çok farklı gücü var. Bobby'den biraz daha zeki gibi düşünüyorum. Çünkü kendi planları vesairesi var. Kendi ajandası var. Fakat. Ne kadar gücü olursa olsun. Mesela Bobby'nin 5 tane gücü. Kolların 5 tane gücünden çok daha güçlü. Kara delik vesaire güçleri var fakat. Boralo portal silahı ve bir adet kılıçla bu arkadaşı mahvetmişti zamanında. Bomba falan da atmıştı gerçi de. Yani Boralo bile bir ve 1de bu karakteri dövebiliyor. Özel güçleri olan bir karakteri. O yüzden bu karakteri bir tık C'ye atacağım ya maalesef. Maalesef sevenli var mı bilmiyorum fakat C'ye atacağım. yani Bilmiyorum dostlar. Tam böyle orantılı bir karakter. Hani zekası ve güçleri orantılı fakat ikisi de düşük yani. Çok yüksek değil. Ne TRMC kadar zeki ne Bobby'nin güçleri kadar güçlü güçleri var. Yetenekleri var ne de Fanot ya da Necromancer kadar birebir dövüşte güçlü. O yüzden bunu C'ye koydum. Geldik Shadow Ancient'a. Tam bir lider. Yani tam bir lider demeyelim de. Askerleri var. Güzel bir lider, iyi bir ordusu var. Karanlık güçleri var. Gölge güçleri var. Zaten hepiniz biliyorsunuz açıkça anlatmama gerek yok. Birebir dövüşte de iyi. Zekası da ortalamanın bir tık üzerinde gerek bazen kandırılabiliyor. Yani kandırılması imkan kandırılmaması böyle yani kandırılması imkansız değil. Kandırılıyor bazen. Fakat genel olarak güçleri Kolarınkine tabii ki güçlü. Immortal gibi çok eksi bir yanı da yok. TRMC gibi böyle güçsüz yetenekleri de yok. Birebir kombatta mesela Miskel'den daha iyi. Ordusu vesaire var aynı Fallen virüsü gibi oraya geleceğiz zaten. Böyle bir Shadow Blue da var. Yani o tarz bir şey de var. O yüzden bunu da bir ese koymak lazım dostlar. Genel olarak güçlü bir karakter. Haberiniz olsun. Şimdi çok açıklamayadan devam edeceğim hızlı bir şekilde. Çünkü video uzuyor. Geldik Yüce Usta'nın kızı bir yanına ya. Yüce Usta'dan kastım. Kim? Bunu iki tane video yaptım. Yüce Usta kim? Nasıl Yüce Usta oldu diye iki tane video var. Gidip kanalda bulabilirsiniz. Yani merak edenleriniz varsa Yüce Usta hakkında bilgi edinmek veya teorilerimi duymak isteyen varsa gidip o iki videoyu izleyebilir. Geldik bu karaktere. Yüce Usta'nın kızı ve oldukça güçlü iki adet yeteneği var. Bir tanesi burada bulunan herhangi bir efsanenin belki bazılarının içine giremez fakat herhangi bir efsanenin içine girip onu kontrol edebilir. Hasar da verebilir. Aynı şekilde hayalet formu da var. Blokların vesaire içinden geçirilebilir, görünmez olabilir. Bazen gözleri beyaz parlıyor nedenini zaten biliyorsunuz videolarımı dikkatli izleyenler. Yani aslında oldukça güçlü bir efsane katik efsane olarak sayılır mı tam bir yanına bilmiyorum fakat yine de bu listeye koydum çünkü neden olmasın. Oldukça güçlü, iki adet yeteneği var fakat çok çok zeki biri değil hatta Bobby'den biraz daha zeki çünkü tıpkı bir çocuk gibi bir aklı var dostlar. Yani bu karakteri Bobby'nin Bobby'den üste koymak biraz sıkıntı. Dediğim gibi çok güçlü iki adet yeteneği var. Yani görün hayalet formu ve insanların içine girebilmek. Gerçi hayalet formu insanların içine girebilmeyi de kapsıyor aynı kategoride. Yani bu Brian'ı nereye koysam bilemedim. Miskel'den güçlü ama Bobby'den güçsüz. Bunu arasına koymaya bir tık karar veriyorum. Tamam. Bence burada Brian'ın burada olması çok iyi. Bobby'den daha az iki. güç iki tane gücü var. Ee, çok güçlü. O gücüyle bence miskeli dövebilir gibi geliyor bana bilmiyorum. dedim ki vs e attırmıyoruz fakat bir yandayı ben buraya koymaya karar verdim. Gelecek olursak Fallon'a. Çok güçlü bir adet özelliği var. Bu özellik farklı kategorilere ayrılıyor. Fallon virüsü. Fallon virüsünü void kazbasında birine vurduğunuz zaman aynı şekilde Fallon virüsünü yayıyor ve o kişiyi Fallon bloğuna çeviriyor. Fallon bloğuna basarsanız Fallon bloğuna dönüşüyorsunuz. Yani hareket edemiyorsunuz ve bu Fallen gibi oluyorsunuz. yani Fallen gibi oluyorsunuz hareket edemiyorsunuz. Taş kesiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Yani bir tık taşlaştırıyor gibi düşünebilirsiniz. Bu karakterin zekası oldukça iyi. Karizmatik bir karakter çünkü lider bir karakter. Enigma ve <laughs> Blood Sky Avi gibi iki adet yardakçısı var. Tabi Enigma'nın şu anda ne, nerede olduğu belli değil. Aynı şekilde Fallen ve Blood Sky'da aslında videolarda çok gözükmüyor. Fakat hala orada bir yerde olduklarına inanıyorum. Yani aslında kodman sunucusunda bir taraf bunlar bir taraf. Yujiosta gibi de düşünebilirsiniz. Tam olarak emin değilim fakat iyi bir lider. Güçlü yetenekleri var ve zeki. Bunu bilin yeter. RMC kadar zeki değil, Immortal kadar güçlü değil fakat şurada bir karakter bakın. Tam nerede biliyor musun? Tam olarak burada bir karakter. Yani Miskel'den zeki bence. Çünkü bir lider ve Entrika savaş stratejisi taktik uygulayabilir miskelden daha iyi. Ee, onun dışında şeyden daha zeki Brianna'dan fakat Brianna bir yolunu bulup ...Folun'u yenebilir. Folun'u gerçi buraya da koyabilirim. Tam emin değilim. Onu siz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bobby'nin ama ...Folun'u yendiğini zaten daha önce gördük. O yüzden Bobby'yi anın başından ilerletmeyeceğim. Yani Bobby S'in en düşüğü A'nın en yükseği gibi düşünebilirsiniz. Yani tam şurada bir yerde. Şurada bir yerde. Şu çizgiyi görüyor musunuz? Bobby burada bir yerde. Haberiniz olsun. Bini'ye gelecek olursak. Çok güçlü iki yeteneği var gene. Zamanı durdurma ve hat barınızdan bir adet eşyayı çalma. Neden bu kadar güçlü yetenekler bunlar? Aslında çok normal ve herhangi bir efsanede görebileceğimiz yetenekler gibi göremezsiniz bu yetenekleri bu arada. Fakat niye böyle güç? neden bu yeteneklerin güçlü olduğunu size hemen açıklayayım. Zamanı durdurdu, yakınınıza geldi ve göz onu envanterinizden aldı gitti. Ne olacak sonra? Ne yapacaksınız ki? Yani çok böyle konuşan, entrika kuran, savaş stratejisi olan bir karakter değil. Taktiksel bir karakter değil. Fakat, yani bir efsane değil. Fakat bu iki yeteneğini gerek Kodman için kullansın, gerek Boralı için kullansın hiç önemli değil. Bu iki yeteneğini kullandığı zaman... Yani başınız bayağı büyük bir derde girecek ve bayağı gıcık olacaksınız gerçekten. Yani bunu bu, bu, bu karakter kollardan Color, çok daha yüksekte. Fakat burada bu karakter gerçekten burada dostlar. Yani TRMC'den zeki değil. Immortal Surgeon kadar birebir de böyle gece yarısı dövüşürseniz böyle sizi parçalayamaz. Fakat bu iki yeteneği çok başa bela açar yani. Sizi öldürmez, bir şey yapmaz, hayatınızın sonunu getirmez fakat bu et, iki yetenek başınıza çok 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 bela olur. Zamanı durdurma ve hat barınızdan yani kısa yolunuzdan Minecraft'taki 1'e basınca pickaxe geliyor ya mesela 2'ye basınca kömür geliyor 3'e basınca elmas falan geliyor ya öyle düşünün. Oradan istediği bir itemi çalabilir. 64 tane elmasınızı da çalar. Gider göz bloğunu da çalar. Gider elinizdeki void kazmasını da çalar. Hatta elinizde Kevin kılıcı var diyelim. Kevin kılıcını da çalar. Kevin'ın kılıcını da çalar yani. Şimdi bakalım bir son kez. S'de S'in başında Fanot geliyor. İkinci sırada Shadow Ancient geliyor. A'nın başında Bobby var. A'nın ikincisinde Brianna var. Üçte Fallen var. Dörtte Miskal geldi. Bence gayet güzel gözüküyor benim gözüm. Burayı buraları değiştirmeyelim. TRMC B'nin başında geliyor. Siz mesela şöyle diyebilirsiniz. Immortal TRMC'yi döver. Evet dövebilir. Fakat TRMC Immortal'la savaşacağı bir duruma asla düşmez zeki olduğu için. Fakat Immortal asla zeki bir karakter değil. Bini zaten Immortal'la kapışsa Immortal paramparça eder. Fakat evet yani dediğim gibi. Bini ortala savaşırsa Immortal onu paramparça eder ve Bini o duruma düşebilecek zekada olabilir. Fakat TRMC gidip de asla Immortal'la birebir savaşmaz. C'de ise Kolar var. Aslında oldukça dengeli bir efsane güç ve zeka bakımından baktığınız zaman dengeli bir efsane. Yani güçleri de okey güç. Yani okey derecede güçlü. Yani ortalama güçte. Hatta bir tık altında ortalamanın. Zekası da ortalamada ortalamada bir zekası var. Fakat Borola bile gidip onu iki tane el bombası atar. Bir tane portal silahıyla oyun yapar. Bir tane de böyle kılıçla vurur öldürür. Çünkü daha önce de yapmıştı. Void kazmasıyla sanırım dönüştürmüştü. Tam emin değil. Uh, evet yoruldum. Evet dostlar bugünkü video buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi eğer tier listi yani sıralamayı beğenmediyseniz tiermaker.com'da kendiniz bir hesap açıp bir hesapla giriş yapıp kendiniz bu, bu, bu listeyi bulup sanırım düzenleyebiliyorsunuz. Tam olarak emin değilim ben de bu siteyi ilk defa kullanıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Eğer bir beğeni, bir yorum. Yani yoruma mesela şey yazabilirsiniz. Benim sıralamam S'de şu var, A'da şu var, B'de şu var, C'de şu var. Bunu yazabilirsiniz. Aynı şekilde abone olabilirsiniz de çok mutlu olurum. Hoşçakalın dostlar. Seviliyorsunuz.